Kur'an-ı Hakîm'in açıklamalı meali. Yunus Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 109 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Elif lam ra. İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ İnsanları uyar. Müminlere, Rablerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele, diye içlerinden bir insana vahyetmemiz, insanların çok mu tuhafına gitti? Onun için mi kâfirler, besbelli ki bu sihirbazın teki, dediler. İnne rabbakumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti ayyamin thumma istawa alal arşi yudabbirul emr. Ma min şefii'in illa min ba'di iznih. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh. Afela tezekkerun. Sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah'tır. Kendisinden izin çıkmadıkça, onun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz, bu vasıflara sahip olan Allah'tır. Öyleyse onu bir tanıyarak, yalnız ona ibadet ediniz. Hala gerçekleri düşünmeyecek misiniz? İleyhi marci'ukum cemi'a va'dallahi hakkan. İnnehu yebda'ul halqa thumma yu'iduhu liyajziyellezine amenu ve amilus salihati bil qistu. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَم۪يمٍ وَعَذَابٌ أَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlukları ilkin O yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı, öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kâfirlere ise, dini inkâr ettikleri için, içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Odur ki güneşi bir ışık yaptı. Ayı da bir nur kılıp, ona bir takım konaklar tayin etti ki, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Allah, bunları boş yere değil, ancak hikmet uyarınca, sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. Bilip anlayacak kimselere, Allah ayetleri böylece açıklar.
اِنَّ فِي اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ Gece ve gündüzün sürelerinin değişerek peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıklarda, elbette Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınacak kimseler için, nice deliller vardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki ahirette bize kavuşmayı ummaz ve sadece dünya hayatına razı olup bununla tatmin bulur ve onlar ki bizim tek ilah olduğumuzun delillerinden ve gönderdiğimiz Kur'an ayetlerinden gaflet etmeyi sürdürür. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. İşte bunların irtikab ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise, onların Rabbi, imanları sebebiyle içlerinden ırmaklar akan, o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir. Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. Onların orada duaları, Sübhansın Allah'ım, her türlü noksandan münezzeh ve yücesin. Birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep selamdır. Duaları Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye sona erer. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Eğer Allah, insanların faydalarına olan şeyleri, çabucak elde etmek istemelerini de verdiği gibi, müstehak oldukları şerri de çarçabuk verseydi, derhal sonlara gelir, helak edilirlerdi. Fakat biz, huzurumuza çıkmayı arzu edip ummayanları kendi hallerine bırakırız. Azgınlıkları içinde bocalar dururlar. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca, gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayaktayken, bize yalvarıp yakarır. Fakat biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı bize yalvaran kendisi değilmiş gibi eski haline geçip gider. İşte hayat sermayelerini boşuna harcayıp haddini aşanlara yaptıkları işler kendilerine böyle süslenmiş, hoşlarına gitmiştir. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ Sizden önceki devirlerde geçen nice ümmetleri, peygamberleri kendilerine açık deliller
mucizeler getirdikleri halde, onları yalancı sayıp, hakka karşı çıkarak zulmettikleri ve iman etmeyecekleri sabit olduğu için imha ettik. İşte suçlular güruhunu biz böyle cezalandırırız. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Sonra onların peşinden nasıl davranacağınızı görmek için bu dünyada onların yerine sizi geçirdik. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Böyleyken ayetlerimiz kendilerine açık deliller halinde okunduğunda, ahirette huzurumuza varacaklarını ummayanlar, bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem asla olacak bir şey değil. Çünkü ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve eğer sizin arzunuza uyar da Rabbime isyan edersem, o müthiş günün azabından korkarım. قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ ف۪يكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ De ki, eğer Allah dileseydi, ben Kur'an'ı size okuyamazdım. Hiçbir suretle de size onu bildirmezdi. Bilirsiniz ki, daha önce bir ömür boyu aranızda yaşadım. Böylesi bir iddiada bulunmadım. Aklınızı kullanıp bunu anlamaz mısınız? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ Hem yalandan bir söz uydurup onu Allah'a mal eden veya Allah'ın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Gerçek şu ki, mücrimler iflah olmazlar. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Onlar, Allah'tan başka, kendilerine zarar veya fayda veremeyen bir takım nesnelere ibadet ediyor ve onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir, diyorlar. De ki, böyle bir şey olacak da Allah bilmeyecek ha? Ne o? Yoksa siz Allah'a göklerde ve yerde olup da bilmediği şeylerin varlığını mı haber vereceğinizi iddia ediyorsunuz? Haşa! O, onların iddia ettikleri her türlü ortaktan münezzehtir, yücedir. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ İnsanlar aslında tek ümmet idi. Başlangıçta hepsi tevhid inancına sahip iken, sonra aralarında ihtilaf çıktı. Şayet Allah'tan nihai hükmü kıyamete bırakma şeklinde önceden yapılmış bir vaat olmasaydı, İhtilaf ettikleri konudaki hüküm çoktan verilmiş, azap tepelerine inmiş olurdu.
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Bir de kalkmış, o peygambere Rabbi tarafından bambaşka bir mucize indirilse ya, diyorlar. Sen de ki, gayb alemi ancak Allah'ındır. Gaybı bilmek ona mahsustur. O halde bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ İnsanlara uğradıkları bir dertten sonra bir nimet ve afiyet tattıracak olursak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir takım kötü düşüncelere sapmışlar. De ki, Allah'ın o tuzakların hakkından gelmesi daha da çabuk gerçekleşir. Haberiniz olsun, meleklerimiz bütün o kötü düşüncelerinizi kaydedip duruyorlar. هُوَ الَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Sizi karada olsun, denizde olsun, gezdirip dolaştıran O'dur. Gemide olduğunuz zamanı düşünün. Gemiler, tatlı bir rüzgarla içindeki yolcuları alıp götürdüğü ve yolcular da bundan ötürü keyiflendikleri bir sırada, birden gemiye şiddetli bir fırtına gelir. Dalgalar her taraftan onları sarar ve artık kendilerinin tamamen kuşatılıp bir daha kurtulamayacaklarını zannedince, bütün niyaz ve ibadetlerini yalnız Allah'a yapıp, gönülden O'na yalvarırlar. Ahdimiz olsun ki, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, mutlaka şükreden kullarından olacağız, derler. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki yine yeryüzünde haksız taşkınlıklar ve türlü yolsuzluklar yapıyorlar. Ey insanlar! İyi biliniz ki taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. Elde edeceğiniz en fazla şey, bu fani hayatın geçici menfaatidir. Sonunda dönüp bizim huzurumuza geleceksiniz ve biz de yaptıklarınızı size bir bir göstereceğiz. اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Derken o yağmur sebebiyle insanların ve hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir. Ağ gibi etrafı sarar. Yeryüzü renk renk, çeşit çeşit meyve ve mahsullerle süslenir. Bahçe sahipleri de o ürünleri devşirmeye giriştikleri sırada, geceliğin veya gündüzün birden emir çıkarırız. Bir afet gelir, söküp biçer. Sanki daha dün o şen manzara orada hiç olmamış gibi olur. İşte biz, düşünüp ibret alacak kimseler için ayetleri, delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız. وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Allah, insanları esenlik ve mutluluk ülkesine davet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İyi ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükafat, yani cennet ile daha da fazlası var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Kötülük işleyenlerse, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak. Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp, sonra Allah'a şirk koşanlara, siz de taptığınız şeriklerinizde yerlerinize deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri, siz dünyada bize tapmıyordunuz. Allah da üzerimizde şahittir ki, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu, derler. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ İşte orada her kişi, dünyada yaptığı bütün işleri karşısında bulup, kendi notunu verir. Hepsi, gerçek efendileri olan Allah'ın huzuruna götürülür. Ve uydurdukları putlar ortalıkta görünmez olur. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ De ki, kimdir sizi gökten ve yerden rızıklandıran? Kimdir kulaklarınızı ve gözlerinizi yaratan? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran? Kimdir bütün işleri çekip çeviren, kainatı yöneten? Allah diyecekler duraksamadan. De ki, o halde sakınmaz mısınız onun cezasından? فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ İşte bunları yapan Allah'tır sizin gerçek Rabbiniz. Gerçeğin ötesinde dalaletten başka ne kalır? Nasıl oluyor da haktan uzaklaştırılıyorsunuz? كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ فَسَقُوا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Öyle büsbütün doğru yoldan çıkmış, isyanda ısrar eden o fasıklara, İmana gelmedikleri için Rabbinin azap kararı kesinleşmiştir. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ De ki, sizin Allah'a ortak saydığınız putlardan, mahlukatı yaratıp, onları ölümlerinden sonra da diriltebilen var mıdır? De ki, ancak Allah, ilkin yaratıp, sonra diriltmeye kadirdir. Öyleyse nasıl oluyor da bu hakikatten vazgeçiriliyorsunuz? قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون De ki, o şeriklerinizden hakikate götürecek var mı? De ki, gerçeğe ancak Allah hidayet eder. Şimdi söyleyin bakalım, gerçeğe ulaştıran mı tabi olunmaya layıktır, yoksa elinden tutulup doğru yola götürülmedikçe kendisi yol bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl böyle yanlış hükmediyorsunuz? وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Halbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların bütün yaptıklarını hakkıyla bilir. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu Kur'an'ın Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lakin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbül Alemin tarafından gönderilmiştir. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
Yoksa onu kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse iddianızda tutarlıysanız, haydi onunkine benzer bir sure ortaya koyun. Ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa, hepsini de yardımınıza çağırın. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ Hayır, onlar hakkında etraflı bir bilgi edinmeden ve henüz yorumuna tam vakıf olmadan bu Kur'an'ı çarçabuk yalanladılar. Kendilerinden öncekiler de böyle yalan saymışlardı. Bak ve zalimlerin sonunun nasıl olduğunu anla. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ Onlardan Kur'an'a iman edenler de var, iman etmeyenler de. Rabbin hakkı yalanlayıp halk içinde fitne ve fesat çıkaranları pek iyi bilir. وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ Eğer seni yalancı saymakta ısrar ederlerse, de ki, benim yaptığım bana ait, sizin yaptığınız da size. Benim yaptıklarımla sizin, sizin yaptıklarınızla da benim ilişiğim yoktur. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Onların içinde senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Fakat sen sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah insanlara asla zulmetmez. Lakin insanlar kendi kendilerine zulmederler. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ Kıyamet günü Allah hepsini bir araya toplayacak. Dünyada gündüzün ancak bir saati kadar yaşamış gibi gelecek kendilerine. O şekilde ki, sadece birbirlerini görünce tanıyacakları kadar yaşadıklarını sanacaklar. Allah'a kavuşmayı yalan sayıp da, doğru yolu tutmamış olanlar, en büyük kayba uğramışlardır. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ Onlara vaat ettiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek, yahut seni vefat ettirsek, nasıl olsa sonunda onlar bize döneceklerdir. Elbette Allah, kendilerinin ne yapacaklarına şahittir. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri kendilerine gelince, aralarında adaletle hükmedilir. Hiçbirine zulmedilmez.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer dediğiniz doğru ise, peki bu vaadin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyin, derler. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ De ki, ben kendi kendime bile Allah'ın dilediğinden başka ne bir zararı savma ne de bir fayda sağlama imkanına sahip değilim. Her ümmetin belirlenmiş bir ömür süresi vardır. Artık o vadeleri gelince, onu ne bir saat ileri, ne de bir saat geri alabilirler. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ De ki, ne dersiniz? Şayet onun azabı size ha yatarken gelmiş, ha gündüzün. Mücrimlerin bunlardan birini çarçabuk istemelerine ne sebep var ki? اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ İş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha? Ama artık çok geç. Alın da görün, çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Sonra o zalimlere, ebedi azabı tadın bakalım. Siz dünya hayatında neyi hak ettiyseniz, sadece onun karşılığını göreceksiniz denir. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ Sahi doğru mu bu diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbime yemin ederim ki, o elbette gerçektir. Ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kendi nefsine zulmeden her kişi, dünyadaki bütün şeylere malik olsaydı bile, cezadan kurtulmak için hepsini fidye olarak verirdi. Onlar, cezaları olan azabı görünce, içten içe duydukları pişmanlığı açığa vururlar. Ne çare ki, kendilerine asla haksızlık edilmeksizin, aralarında adaletle hüküm verilmiştir. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ İyi bilin ki, göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. İyi bilin ki, Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Hayatı veren de, öldürüp geri alan da O'dur. Ve sonunda hepiniz, O'nun huzuruna götürüleceksiniz. يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ey insanlar!
İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet, sadece bununla ferahlanın. Çünkü bu, insanların dünya malı olarak topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَاللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ De ki, peki Allah'ın size ihsan ettiği rızıklardan bir kısmını helal, bir kısmını haram yapmanıza ne dersiniz? De ki, Allah mı sizin böyle yapmanıza izin verdi? Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Uydurdukları yalanı Allah'a mal edenler, kıyamet gününü ne zannediyorlar? Gerçekten Allah, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu bu nimete şükretmezler. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Herhangi bir işte bulunsan, onun hakkında Kur'an'dan herhangi bir şey okusan, sen ve ümmetinin fertleri her ne iş yapsanız, siz o işe dalıp coştuğunuzda, mutlaka biz her yaptığınızı görürüz. Yerde olsun, gökte olsun, zerre ağırlığınca bir varlık bile Rabbinin ilminden kaçamaz. Ne bundan küçük, ne bundan büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık bir kitapta olmasın. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ İyi bilesiniz ki, Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Veliler o kimselerdir ki, ona iman edip, emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Dünya hayatında da, ahirette de müjde vardır onlara. Allah'ın hükümlerinde olsun, verdiği sözlerde olsun, asla değişiklik olmaz. İşte bu müjdeler en büyük mutluluktur. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ O inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَتَّبِعُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَاءِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ İyi bilesiniz ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ın kuludur. Onun hükmü altındadır. Allah'tan başka bir takım şeriklere ibadet edenler de gerçekte o putlarına tabi olmazlar. Onlar sadece bir takım zanlara uymakta ve sırf kafadan atmaktadırlar. Huvallazî ce'ale lekumul leyle litaskunû fîhi ve'n-nehâre mubsirâ. İnne fî zâlike leâyâtin liqavmin yesmeûn. Dinlenip sükûnet bulmanız için geceyi karanlık, çalışıp iş yapmanız için de gündüzü aydınlık kılan O'dur. Elbette bunda işitip dinlemesini bilen kimseler için nice deliller ve ibretler vardır. قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Müşrikler, Allah evlat edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. O her şeyden olduğu gibi, evladı olmaktan da müstağnidir. Göklerde ne var, yerde ne varsa, hepsi O'nundur. Buna dair, ey müşrikler, hiçbir deliliniz yoktur. Ne o, Allah hakkında kesin bilgi sahibi olmadan konuşuyor, rastgele şeyleri mi O'na isnat ediyorsunuz? قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ De ki, Allah hakkında böyle yalan uydurup, O'na mal edenler asla iflah olmazlar. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذ۪يقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّد۪يدِ ثُمَّ نُذ۪يقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّد۪يدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Olsa olsa dünyada az bir zevk alır ama sonunda bizim huzurumuza dönerler. Sonra biz de inkâr ve nankörlüklerinden ötürü o çok şiddetli azabı onlara tattırırız. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ Onlara Nuh hakkındaki haberi oku. O halkına, ey benim halkım dedi. Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, şunu bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güvendim. Siz de şerik koştuklarınızla beraber toplanıp, işinizi kararlaştırın ki, tasasını çektiğiniz bir dert olup kalmasın. Sonra da bana hiç mühlet vermeden, hakkımdaki hükmünüzü uygulayın. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Eğer bu tebliğimden yüz çevirirseniz, benim kaybedeceğim bir şey yok. Çünkü ben sizden bir ücret beklemiyorum ki. Benim ücretimi siz veremezsiniz. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ve bana, O'na teslim olanlardan olmam emredilmiştir.
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ. Yine de halkı kendisini dinlemeyip onu yalancı saydılar. Biz de hem onu hem de gemide beraberinde olanları kurtardık ve bunları o ülkede onların yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. İşte bak, uyarıldığı halde doğru yolu tutmayanların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. نُهْتَنْ سُنْرَى kendi halklarına resul olarak daha nice peygamberler gönderdik. Onlar kavimlerine ayetler, mucizeler getirdiler. Ama berikiler önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmadılar. İşte haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Onlardan sonra da Firavun ile ileri gelen yöneticilerine Musa ile Harun'u delillerimiz, mucizelerimizle gönderdik. Ama onlar büyüklük taslayıp kabul etmeyi kibirlerine yediremediler ve suçlu bir halk oldular. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. Onlara tarafımızdan gerçek ulaşınca, bu besbelli bir sihirdir, dediler. Musa dedi ki, size gelen gerçeği böyle mi nitelendiriyorsunuz? İnsaf edin, sihir midir bu? Şu bir gerçektir ki, büyücüler iflah olmazlar. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. Sen, dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden döndüresin de ülkede önderlik ikinize kalsın diye mi geldin? Biz mümkün değil size inanmayız. وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. Firavun, ne kadar usta sihirbaz varsa hepsini bana getirin, emrini verdi. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ. Büyücüler gelince Musa onlara, ortaya atacağınız ne varsa atın, hünerinizi gösterin dedi. فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Onlar iplerini ve değneklerini atınca Musa şöyle dedi. Yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Mücrimden hoşlanmasa da Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır.
فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Hasılı, başlangıçta Musa'ya kendi kavminden genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi, Firavun'un ve yöneticilerin kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun, o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Musa, ey milletim dedi. Siz Allah'a iman ettiniz. Ona tam bir teslimiyetle bağlandınızsa, öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin. فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ve rahmetinle kurtar bizi o kâfirler güruhundan. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Musa'ya ve kardeşine, milletiniz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın, namazı hakkıyla ifa edin ve ey Musa, müminleri müjdele diye vahyettik. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا طُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Musa, ey bizim Rabbimiz, dedi. Sen Firavun ile onun ileri gelen adamlarına, dünya hayatında muazzam zinet, haşmet ve servet verdin. Ey bizim Rabbimiz! İnsanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Ey bizim büyük Rabbimiz! Mahvet, sil süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azaba girmedikçe onlar imana gelmeyecekler. قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin. Müstakim olun. Ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Derken İsrailoğullarını denizden geçirdik. Fakat hemen Firavun askerleriyle beraber zulmederek ve saldırarak peşlerine düştü. Nihayet boğulmak üzereyken iman ettim. İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de Müslümanlardanım dedi. الآن
قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. Doğrusu insanların birçoğu bizim ayetlerimizden ibret alınacak delillerimizden gafildirler. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. فَاِنْ كُنْتَ فِي شَكِّمْ مِنْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Eğer faraza, sana indirdiğimiz hususlardan herhangi birinde şüphe edersen, senden önce kitap okuyanlara sor. Celalim hakkı için sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Bunda en ufak bir tereddüdün olmasın. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursun. اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mucize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ Azap gelip çattığı zaman imana gelip de bu imanı kendilerine fayda vermiş olan bir tek memleket halkı olsun bulunsaydı ya, asla böyle bir şey vaki olmamıştır. Ancak Yunus'un halkı müstesnadır ki, bunlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları bir süre daha yaşattık. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Eğer senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın? وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah'ın izni olmadıkça
hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Fakat akıllarını çalıştırmayanlara ise şeytanı musallat eder, o pislikte bırakır. قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ De ki, göklerde ve yerde neler ve neler var bir baksanıza. Fakat bunca işaretler ve uyarılar, iman etmeyecek kimselere ne fayda verir ki? فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Onlar sadece kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin unutulmaz azap günleri gibi bir gün gözlüyorlar değil mi? De ki, gözleyin. Ben de sizinle beraber bekliyorum. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ Sonra biz, Resullerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece müminleri kurtarmak, üzerimize düşen bir borçtur. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden şüphedeyseniz, iyi bilin ki, ben sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere asla ibadet etmem. Lakin sadece ve sadece, sizin ruhunuzu teslim alacak olan Allah'a ibadet ederim. Bana, müminlerden olmam emredildi. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve yüzünü, özünü, Allah'ı bir tanıyarak dine ver ve sakın müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ Sakın Allah'tan başka sana fayda veya zarar veremeyecek olan putlara yalvarma. Şayet böyle yaparsan, o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun, diye talimat verdi. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Eğer Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine ondan başka giderecek yoktur. Şayet sana hayır dilerse, o durumda onun bu lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O lütfunu, ihsanını kullarından dilediğine eriştirir. O öyle gafur, öyle rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ De ki, ey insanlar! İşte Rabbiniz tarafından hakikat size gelmiş bulunuyor. Artık kim bu gerçeği kabul eder de doğru yolu tutarsa, bunun faydası sadece kendisinedir.
Her kim de yoldan saparsa, o da kendi aleyhine olarak sapar. Bilin ki ben işlerinizi yönetmeyi üstüne almış biri değilim. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Sana Rabbinden ne vahyolunuyorsa ona tabi ol. Ve Allah hükmünü ishar edinceye kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı, en güzel hüküm vereni ancak O'dur.